Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Organik bileşiklere geçiş yapıyoruz bu videoda. Organik bileşiklerin ilk önce genel özelliklerini vereceğim size. Daha sonra ise tek başlayacağız baştan. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler bu şekilde işlemeye devam edeceğiz. Peki nedir organik bileşik, görevleri nelerdir? Arkadaşlar, organik bileşik yapısında karbon, hidrojen ve oksijen atomlarını bir arada bulunduran bileşiklerdir. İnorganik bileşiklerde hepsi bir arada bulunmuyordu. Mesela karbon oksijen varsa hidrojen yoktu ve üçünden biri mutlaka eksik oluyordu ama organik bileşiklerde hepsi bir arada bulunur arkadaşlar. Evet, o zaman şöyle sayfayı değiştirelim arkadaşlar. İlk özelliğimizi yazalım. Şöyle sayfayı alalım bu tarafa. Ne diyelim? Genel özellikleri diyelim. Genel özellikleri. Neymiş birinci genel özelliğimiz? Birinci genel özelliğimiz karbon, hidrojen ve oksijen atomlarını bir arada taşır dedik. O zaman yazalım. Karbon, hidrojen, oksijen atomları bir arada bulunur. Bir arada bulunur. Arkadaşlar, ikinci özelliği ise yapıya katılırlar. Hücre onarımında ve yeni hücre oluşumunda görevlidir. Oldukça önemlidir zaten. Bu yüzden organik bileşikler. O zaman yazalım. İkinci özellik olarak yapıya katılır. Yapıya katılır. Hücre onarımında ve yeni hücre oluşumunda görevlidir. Evet, ikinci özelliğimiz de bu. Gelelim arkadaşlar bir sonraki özelliğine. Düzenleyicidirler. Düzenleyici vücudumuzda oldukça bu da önemli bir özelliğidir. Düzenleyicidirler. Daha sonra yine en önemli özelliklerinden bir tanesi enerji vericidir. Enerji vericidirler arkadaşlar. Enerji vericidir özelliğini sadece 3 tanesi için kullanacağız. Karbonhidrat, yağlar, protein. Diğerlerini enerji vermeyenler olarak ayıracağız. Zaten tablo yaparken o şekilde ayıracağım. Yapısında karbon, hidrojen, oksijen bir arada bulunur dedik. Yapıya katılır, hücre onarımında ve yeni hücre oluşumunda görev alır dedik. Düzenleyicidirler dedik, enerji vericidirler dedik. Arkadaşlar, bir de karbonhidratlar, yağlar ve proteinler karaciğerde birbirlerine dönüştürülebiliyorlar. Yani bunların yapı taşları aslında. Karbonhidratların yapı taşı glikoz. İşte yağların yapı taşı yağ asidi ve gliserol. Proteinlerin yapı taşı da amino asit. Bunlar birbirlerine dönüştürülebiliyorlar. Biz bu olaya deaminasyon diyoruz arkadaşlar. Özellikle amino asitin diğerlerine dönüştürülmesi olayına deaminasyon diyoruz. Deaminasyon sırasında yapısındaki amino asitin yapısında bulunan azot dışarıya atılıyor amonyak şeklinde ve böylece işte glikoza, yağ asidine, gliserole dönüştürülebiliyor. Bu yüzden aslında bizler de kendi glikozumuzu hani bu şekilde üretmiş olabiliyoruz. Direkt inorganikten organik madde şeklinde değil de organikten organik çevirebiliyoruz arkadaşlar. O zaman yazalım. Karaciğerde karbonhidrat yağ ve proteinler birbirine dönüşebilir. Buna deaminasyon denir. Açığa amonyak çıkar. Amonyak formülü neydi? NH3. Amonyak çıkar. Evet, bu şekilde arkadaşlar bizim genel özelliklerimiz. Şimdi gelelim, devam edelim. Şimdi biz burada bazı kavramları çok fazla kullanacağız. Ben ilk önce size bu kavramları vermek istiyorum. Daha sonra karbonhidrat, yağlar, proteinlere geçeceğim. Önce bu kavramları iyi bir şekilde bilelim. Daha sonra arkadaşlar zaten detaylarına ineceğiz. İlk kavramımız nedir? İlk kavramımız monomer. Nedir monomer? Arkadaşlar, mono bir demek. Bakın, tek demek. Tek yapılı bileşiklere biz monomer diyoruz. Monomerler kendinden daha küçük organik bileşiklere dönüştürülemez. Sadece hücresel solunumda inorganik yapılarına ayrılabilir. Ama kendinden daha küçük organik yapılara dönüştürülemiyor arkadaşlar monomerler. O zaman yazalım, bakın. Monomer.
Ne demektir monomer? Büyük organik bileşiklerin yapısına katılan bileşiklerdir arkadaşlar. Küçük bileşiklerdir. Biz bunlar aslında direkt yapı taşı da diyebiliriz. O zaman yazalım. Büyük organik bileşiklerin yapısına katılan küçük organik bileşiklerdi. Bakın organik olması önemli, monomer. Eğer inorganikse biz onu monomer olarak almıyoruz. Organik bileşiklerdir. Arkadaşlar monomerler hidrolize uğramaz, yani suyla sindirilmez. Hani hidrolizin ne demek olduğunu da anlatacağım size. Kendinden daha küçük parçalara, daha küçük organik bileşiklere ayrılmazlar. Bunu da unutmayalım. Bir diğer adı olarak ne dedik? Yapı taşıdır. Yapı taşıdır. Yani işte proteinin yapı taşı ne? Amino asit. O zaman amino asit nedir? Bir monomerdir. Bu şekilde aklımızda kalabilir. Gelelim bir sonraki kavramımıza. Bu da polimer. Poli ne demek? Çok demek, değil mi? Polimer. Arkadaşlar, polimerde monomerlerin bir araya gelerek oluşturduğu yapılardır. Monomerlerin, aynı özellikteki monomerlerin bir araya gelerek oluşturduğu yapılardır. Yazalım o zaman. Monomerlerin bir araya gelerek oluşturduğu yapılardır. Büyük yapılardır arkadaşlar. Polimer olabilmesi için çok sayıda monomer gereklidir. Yani 100, 200, 1000 bu kadar gereklidir. Bu yüzden yağlar polimer değildir. Unutmayın. Yağlar polimer değildir arkadaşlar. Çünkü yağların yapısında ne vardır? Bir tane yağ asidi, pardon, bir tane gliserol, 3 tane de yağ asidi var. 4 moleküllü bir yapıya sen polimer diyebilir misin? Diyemezsin. Poli ne demek? Çok demektir. Bakın, çok sayıda monomerin bir araya gelerek oluşturduğu yapılardır. Çok dediğim işte 100, 200, 1000 hatta daha fazlası bir araya gelerek polimerler oluşturur. Bu yüzden de yağlar polimer değildir arkadaşlar. Yağların diğer adı da lipidler, zaten bunu da biliyoruz. Şimdi gelelim, yine bir iki tane daha kavramımız var. Bunlardan bir tanesi de yine sürekli sık sık kullanacağımız hidroliz. Hidroliz. Arkadaşlar hidro ne demek? Hidro su demektir. Hidrobiyoloji, hatta su biyolojisi diye bir alan da var. Arkadaşlar liz ise parçalamak anlamında kullanılır. Hani hücrede lizozom diye bir organel var ya, lizozom ne yapıyor? Hücredeki büyük organik bileşikleri parçalıyor, değil mi? İçerisindeki enzimler sayesinde. İşte hidroliz nedir? Suyla parçalama olayına biz hidroliz diyoruz. Yani polimerlerin su ile parçalanarak monomer oluşturmasına sadece monomer değil arkadaşlar. Monomerden biraz daha büyük yapılar da oluşabilir. Dimer, trimer gibi yapılar da oluşabilir. Ben genel olarak monomer diyorum. Oluşturmasına hidroliz denir. Arkadaşlar hidrolizde tamamen suyun çözücü özelliği kullanılır ve bu yüzden ATP harcanmaz. Onu da yazayım. Suyun çözücü özelliği kullanıldığı için ATP harcanmaz. Özellikle sindirim reaksiyonları zaten hidrolizle gerçekleşiyor ve biz sindirim yaparken enerji harcamıyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şimdi gelelim bir sonraki kavramımıza. Arkadaşlar bir sonraki kavramımız da dehidrasyondur. Şöyle dehidrasyon yazalım. Hidrolizin tam tersidir aslında. Monomerlerin bir araya gelerek polimer artı su oluşturduğu tepkimelere biz dehidrasyon diyoruz. O zaman yazalım. Monomerlerin bir araya gelerek polimer artı su oluşturduğu tepkimelerdir. Arkadaşlar, dehidrasyon olayında enerji harcanır, yani ATP harcanır. ATP
harcanır. ATP harcandığı için de sadece hücre içinde gerçekleşir. Hücre içinde gerçekleşir. Peki hidroliz hücre içinde ve hücre dışında gerçekleşebilir mi? Evet, ATP harcanmadığı için. Bakın, ATP'nin burada bir özelliğini de vurgulayayım. ATP sadece hücre içinde üretilir ve hücre içerisinde tüketilir. Yani hücrenin dışına çıkamaz arkadaşlar. Bu yüzden de dehidrasyon olayı sadece hücre içerisinde gerçekleşir. Ama ATP demişim, pardon. Hidroliz hem hücre içinde hem de hücre dışında gerçekleşir. Gerçekleşir. Mesela örnek vereyim. Bizim ağzımız mesela, ağzımızda ne sindirim oluyor? Nişasta. Nişasta hidroliz yardımıyla sindirilir. İşte maltoz artı dekstrin oluşturuluyor. Nişasta ağızda sindirilirken bu ağzımız, yani ağız boşluğumuz hücre içi mi hücre dışı mı? Tabii ki hücre dışıdır, değil mi? Vücut boşluğudur. Dolayısıyla hidroliz olayı hücre içinde de hücre dışında da gerçekleşebilir. Ama dehidrasyon sadece hücre içinde gerçekleşir. Unutmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi polimeri oluşturan maddeler eğer ki birbirinin aynı ise, birbiriyle aynı ise homopolimer diyoruz. Birbirinden farklı ise heteropolimer diyoruz. O zaman yazalım. Şurada polimerle ilgili söylemeyi unuttum. Not olarak yazalım isterseniz. Şöyle not diyelim. Şöyle yazalım. Polimeri oluşturan monomerler aynı ise homopolimer mesela nişasta, değil mi? Farklı ise heteropolimer. Heteropolimer. Mesela protein yazabiliriz. Bakın, buna nişasta, hepsinde glikoz var. Buna da protein yazabiliriz. Proteinin hepsinde de ne var? Amino asit. Ama amino asitlerin her biri birbirinden farklı mı? Farklı, değil mi? Doğada 20 çeşit amino asit var. Her biri farklı kombinasyonlarla yan yana gelerek farklı farklı proteinler üretiyor arkadaşlar. Şimdi bir de size izomerden bahsetmek istiyorum burada. İzomerden de bahsedip çeşitlerini verip bu videoyu burada bitireceğim. Karbonhidratlara şimdi girmeyeceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoda geleceğim. Çünkü çok fazla uzatmak istemiyorum. O zaman şöyle yapalım. Yine bir not yazalım. Şöyle bir not yazalım. Notumuz da şöyle olsun. İzomer nedir? Arkadaşlar, izomer, bakın izomer, kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı olan bileşiklerdir. O zaman yazalım. Kapalı formülleri aynı. Açık formülleri, hani kimyasal formülleri var ya, açık formülleri farklı olan bileşiklerdir. Bileşiklerdir. Şimdi bunların da çeşitleri var. İzomerin de 3 çeşidi var arkadaşlar. Bir yapısal izomerler var. Bir geometrik izomerler var. Bir de enantiyomer dediğimiz izomerler var. Şimdi bunların da çeşitlerini şöyle ben tablo gibi yapalım, hatta şu şekilde kısa kısa açıklayacağım. Yapısal izomerler, geometrik izomerler, bir de enantiyomer arkadaşlar. Enantiyomer dediğimiz izomerler var. Şöyle. Peki nedir yapısal izomerler? Yapısal izomerler karbon iskeletinin uzun olduğu izomerlerdir. Şimdi karbon iskeleti uzundur. Bunlar kapalı formülleri aynıdır. Açık formülleri karbon iskeletinin uzunluğundan bağlı olarak işte farklı farklı olabilir. Mesela birinde oksijen yukarıdayken birinde aşağıdadır. Hani bu şekilde düşünün. Yapısal izomerler bu şekilde. Nerede görülüyormuş? Karbon iskeletinin uzunluğundan kaynaklanır. Uzunluğundan kaynaklanır. Geometrik izomerler arkadaşlar, uzayda düzenlenişleri birbirinden farklıdır. Hani uzay dediğimizde nasıl diyeyim size? Yine biz açık formül olarak onu yazabiliyoruz ama geometri bakımından, hani uzay geometrisi dediğimiz bir geometri vardı. Hani lisede bize gösteriyorlardı ama şimdiki müfredatta yok sanırım. Uzay geometrisinde 3 boyutlu yapı. 3 boyutlu yapısı birbirinden farklı olan bileşiklerdir arkadaşlar. O zaman yazalım. Uzaydaki düzenlenişleri
farklı olan bileşiklerdir. Hani trans cis diyeceğiz ilerleyen zamanlarda. Mesela buradaki işte cis izomerleri gibi. Cis izomerleri gibi. Gelelim enantiyomere. Arkadaşlar, bunlar enantiyomerler birbirinin ayna görüntüsü olan bileşiklerdir. Yani mesela birinde oksijen sağdayken diğerinde soldadır. Birbirinin ayna görüntüsü gibi olan bileşiklerdir arkadaşlar. O zaman yazalım. Birbirinin ayna görüntüsü. Ayna görüntüsü olan bileşiklerdir. İzomerlerdir veya diyebiliriz. Evet. Yapısal izomerler, geometrik izomerler bu şekilde arkadaşlar. Genel özelliklerini verdik. Kullanacağımız kavramları verdik. Şimdi bundan sonra artık ne yapacağız? Karbonhidratlara geçiş yapacağız. Bu arada sözel olarak bahsedeceğim burada. Şimdi bir de turgor basıncı ve ozmotik basınç dediğimiz bir durum var. Bunu ilerleyen zamanlarda daha detaylı olarak açıklayacağım ama sorularda olursa karşınıza gelirse arkadaşlar. Ozmotik basınç suyu olan ihtiyaçtır. Ozmotik basınç suyu olan ihtiyaçtır. Turgor basıncı da suyun fazlalığıdır. Bakın buradan gelsin aklınıza. Mesela ben şu an çok fazla ders anlattım, değil mi? Konuştum. Benim susuzluğum arttı mı? Evet. O zaman benim ozmotik basıncım arttı. Yani suyu olan ihtiyacım arttı. Hemen bir şişe suyu diktim kafaya. Bu su bir fazlalık oluşturdu mu bana? Oluşturdu. O zaman benim ozmotik basıncım azaldı. Yani suya olan ihtiyacım azaldı. Bu sefer suyun fazlalığı başladı. Yani turgor basıncı arttı. İkisi birbirine ters orantılıdır. Ozmotik basınç büyüyorsa turgor azalıyordur. Turgor büyüyorsa ozmotik basınç azalıyordur. Şimdi dediğim gibi böyle sözel olarak söylüyorum. Ama ilerleyen zamanlarda yine bunu hem yazacağım hem de detaylı olarak anlatacağım arkadaşlar. Evet, bu videoyu burada bitirelim. Organik bileşiklerin genel yapısından söz ettik. Bir sonraki videoda karbonhidratlardan başlayacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.